Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Büyükçekmece'ye geldim. Öğle saatlerinde bugün hava çok güzel gözüküyor. Hava başlamadan önce merak eden arkadaşlar oluyor. Ben nasıl belli botumu kuruyorum, nasıl takımlarımı düzenliyorum. Böyle bir kayıt yapayım dedim kurarken. Her zaman yapma şansım yok bunu. Gelmişken faydalanalım diye. Arkadaşlar Decathlon'un Float tübünü, belli botunu, yani bel botunu kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Çantası şöyle bir çanta. FLTB5. Şu anda 1600 lira. 2001 yılının Ağustos Eylül döneminde. Yani 1600 lira ne oluyor? Yaklaşık 190 dolar Amerikan doları gibi. Bir tane arkadaşlar benim arabamda yaşam aküm var. Karışıklığa kusura bakmayın. Sürekli böyledir. Bir tane yaşam aküm var. Bir invertörüm var. Genelde kampinglerde vesaire normal şebeke enerjisini aküden dönüşüm yapıyorum. Şöyle bir motorum var. Şu şekilde hızlıca şişirmek için. El pompasıyla da şişirebilirsiniz. Tabii ki ama böyle daha kolay. Enerjiyi düzgün kullanmak lazım. Şöyle kapaktan açalım. Şöyle yapalım. Hemen motorla başlıyoruz. Şu şekilde, çok hızlı bir şekilde. Şöyle kabasını şişirdikten sonra kapağı koyuyoruz arkadaşlar. Bunu kaybetmemek lazım tabi. İkinci kademesinde. Bu kademede bir noktaya kadar şişiriyor. Şimdilik bunu böyle koyuyorum arkadaşlar. Diğerlerini şişireceğim. İlla invertörünüz olması gerekmiyor tabi. Kabasını şişirdikten sonra şöyle ana gövdenin ikinci parçasını da kademeyi kapatıyorum. Şu ana kapağı açıyorum. Son kapağı. Kusura bakmayın. Şöyle açtıktan sonra ara kademeyi kapatıyorum tamamen. Belli bir basınçtan sonra el motoru şey yapmıyor, doldurmuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ana iki parçayı şişirdim şu şekilde. Sonra koltuk bölümüne geçiyoruz. Aynı olay burada da var. Şurada bunun kapakları daha küçük arkadaşlar. Bence açayım. Şu kademeyi kapat. Evet, buradan da. Hadi. Bir tane köpek geldi. Oturma kademesini daha çok el pompasıyla şişiriyorum arkadaşlar. Şurada bakın, ikinci şeyimiz var, kademe. Bu da sırt bölümü. Şunu da kapatayım. Böylece belli botumuzun kabasını şişirmiş oluyoruz arkadaşlar. Sonra bir tane de el pompamız var. Şu şekilde. Çift kademeli.
buraya koyuyoruz ucu. Zaten çok az şişirmemiz yeterli olacak burada. Son bölümü bu şekilde şişiriyoruz. Oldukça sert. Güzel oldu. Bu yeterli. Kapağımızı kapatıyoruz. Diğer tarafa geçelim. Aynı olayı burada da yapıyoruz. İkinci bölümü de şişirdik. Kapağı kapatıyoruz. Sonra oturma bölümümüze geçiyoruz. Şuradan da yapabiliriz. Şişiriyoruz ve sonra sırt bölümünde şişirip arkadaşlar hazır hale getiriyoruz. Şöyle bir düzenek oluşuyor. Şimdi biraz daha takımı tamamlayıp devam edeceğim. Arkadaşlar ikinci yaptığımız şey şöyle çantalarımızı takmak. Bunda 3 çanta var aslında. Ben sadece 2 çantayı bugün getirmişim. Bu çantaların içine neler koyabiliyorsunuz? İşte iğnelerinizi, kaşıklarınızı, bilimum lider ve kurşunlarınızı şu şekilde koyabiliyorsunuz. Değişik liderler 4LB getirmişim. Ne var başka? Bakın 5LB. Birkaç tane daha liderimiz olabilir. Şu şekilde takılıyor. Olabildiğince kendimizi rahatsız etmeyecek şekilde ayarlanabilir arkadaşlar. Şuradan bantlara takıyoruz. Yandaki bacaklarda olan. Bunu da şuradan geçirip karşı tarafa sabitliyoruz. Böylece çantalarımızı da belli botumuza şu şekilde sabitlemiş oluyoruz. Su geçirmez özellikle arkadaşlar şu şekilde. Bunu da şuraya takacağım şimdi. Burada da neler var? Yine bilimum avda kullanacağım yemler, işte video için yedek pilim, makinam vesaire. Bunu da burada kullanabiliyoruz, kutuyu da bu şekilde. Bunları da takayım, devam edeyim arkadaşlar. Şimdi en önemli parçaya geldik. Takımımızı taktık. Burada da bir tane köpeğimiz var, bizi takip ediyor. O da balıkçı olacak inşallah. Bu hayvanları da bırakıyorlar böyle cins balık hayvanları bakamayınca. Bir tane can yeleği mutlaka elinizde olmalı arkadaşlar. Bu NRS markası, Amerika'nın en ünlü markalarından. Bu kadar kaliteli bir şey olması gerekmiyor ama bunun hem sırtı belli botlara uygun şu şekilde durduğu zaman oturduğunuz yere bakın şey yapmıyor. Sırtınızda sıkıntı yapmıyor. Ön tarafında işte cepleri var. Böyle malzeme koyacağınız yerler var. Şu şekilde. İşte ben genelde üzerinde bulunduruyorum pek çok şeyi. İkinci şey, ben mutlaka bir kepçe bulunduruyorum arkadaşlar.
kepçeye de genelde suda yüzebilmesi için bir şey ekliyorum böyle. Şurada bir tane klipsi var. Klipsi buraya taktığımızda, şunu da arkamıza attığımızda balık geldiğinde hemen devreye sokabileceğimiz bir düzen. Mutlaka şapka arkadaşlar ve enseyi koruyan bir şapka ben kullanıyorum genelde. 3-4 tane şapkam var. Ve ben suda nasıl dayanıyorum arkadaşlar onu göstereceğim. Bu bir neymiş? IMAX Challenge diye bir tulum. Beğendin mi tulumu? Hadi bakalım. Tamamen sudan sizi koruyor arkadaşlar. Şu şekilde botlar var. Neoprenden yapılmış. Ben bunu giydiğim zaman üzerime zaten suyla temasım tamamen ortadan kalkıyor arkadaşlar. Böyle bir setup'ım var. Şöyle FLTB5. Böyle bir çanta da geliyor. Çok rahat. Çanta yasıyor ürün. Ve son olarak ayaklarımı da arkadaşlar normal palet değil. Bu şeyin tulumun ayaklarına uygun olan şöyle klipslerle takılabilen bir de paletim var. Yarı palet diyelim. Benim suda manevra yapmamı ve yönümü bulmamı sağlıyor. Genel olarak takım bu şekilde kuruluyor arkadaşlar. Ben de herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka bir belly bot, bel botu edinin kendinize. Gücünüz, ekonomik gücünüz el veriyorsa her zaman arabada bulundurup balığa çık. Şuradan aralıktan şimdi arkadaşlar ben meraya çıkıp tarayarak balık tutmaya çalışacağım. Hadi bugün arkadaşlar bugün kullanacağım iki tane kamışı göstereceğim size. Bir tanesi bu Alba Star'ın 1952 LRF Star 2.10 metre boyundaki kamışı. Şu şekilde bir kamış. Solid uçlu, oldukça esnek bir uca sahip. Plastiklerle avlananlar için tavsiye edebileceğimiz bir kamış. Uygun fiyatlı, 400 liralar civarı olması lazım. Oldukça esnek ama benim işte plastikle avlanıyorsanız son derece uygun olduğunu düşündüğüm kamışlardan. Bir tane de arkadaşlar geçen videolarda da size tanıttığım Savage Gear'in SG2 Micro Game'i. Bu tabi aslında bu meraya çok uygun değil. 183 santimlik ve 1.5 gram atarlı bir kamış biliyorsunuz. Bununla size biraz iri perch bugün bulabilirsek sürüyü kandırmaya çalışacağım. Paketinden çıktığında şöyle bir paketi var işte. Çantası var. Avıma bununla başlayacağım. Bakalım ne kadar meradaki balıklar zorlayacak bizi. Micro game. Şu bantlarından da kurtulalım. Sea Guide'larımız var. Sea Guide marka yatağımız Savage Gear. Sea Guide halkalarımız var. SG2 Micro Game. Bakalım başarılı olacağız mı? Kullanacağım makine de arkadaşlar burada mıydı? Bu tarafta değilmiş. Bugün arkadaşlar Siena 500 makineyle alınacağım sizlerle. Şöyle. Yani micro game avı yapacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Bu makineye son derece uygun olacağını düşünüyorum. Sen de öyle düşünüyor musun? Burada yemek yok. Burada mama var, mama. Balıklara mama var ama. Şu güzelim hayvanları sokağa bırakıyorlar bakamayıp. Dövüşlerde kullanıyorlar falan filan. Saçma sapan bir şey arkadaşlar. Bakamayacağınız hayvanı edinmeyeceksiniz. Çocuk gibidir bunlar. Şimdi böyle öksüz hayvanlarla kavga edip böyle yemek arıyor işte. Kocaman hayvan. Ne yapsın? Evet, takımımız şöyle olacak arkadaşlar. Siena 500 Micro Game kamışımız. Küçük sahtelerle başlayacağız ava. Bakalım balığı bulabilirsek devam edeceğiz yoksa büyük kamışımıza geçeceğiz. Evet, artık soyunup meramıza yola çıkalım.
arkadaşlar, hadi çekmişken takımımızı da sizinle birlikte kuralım. Şu anda arkadaşlar Unitica'nın yeni makineye sardım. Night Game 03 PE ipini takıyorum kamışıma. Micro Game kamışımıza. Şöyle 183 santimlik kamışımıza. Ne kullanacağım lider? Her zaman arkadaşlar bu tür meralarda ben 016 4LB çekerli lider ile başlarım. Çünkü burada turna da vesaire de var ufak da olsa. Yani benim en azından tarama yaptığım yerlerde. Şöyle arkadaşlar liderimizi takalım. 016 mm DS 3.7 LB. Bakın 1.3 kiloluk. Benim ideal LRF'de her zaman kullandığım liderdir arkadaşlar. Her zaman yeterli olur güç olarak. 0.3 pi yani 0.09 köpeğimiz de beni yalıyor, yemek istiyor arkadan. Şöyle arkadaşlar, bilmem gözüküyor mu, parmağımızı takıyoruz, şu aradan geçirip önce ileri doğru 8 tur 9 tur atıyoruz arkadaşlar. 3 4 5 6 7, görünüyor mu bilmiyorum, 8 9. Sonra da improved versiyonunu atıyorum ben. Geriye doğru arkadaşlar 3 4 tur 5 tur şöyle geri gidiyorum. Ve parmağımı soktuğum yerden misini çıkarıp arkadaşlar şöyle hafif de ıslatıp şöyle düğümü tamamlıyorum. Şöyle arkadaşlar düzelte. Oldukça düşük profilli sağlam bir düğüm oluşuyor. LRF için ideal düğüm budur arkadaşlar. Öyle F'çilerle falan sakın uğraşmayın. Zaten kimse savunmuyordur ama savunanlar olursa da köpeğimiz de kulağına mulağına takıyor misine. Çok komik. Evet. Lider tarafını da temizliyoruz. Şöyle makasımıza. Evet. Liderimizi takmış olduk. Şu ucunda biraz kalmış. Çok önemli değil aslında. Suyla birlikte o şey olacaktır. Şöyle bir kulaç arkadaşlar. Şöyle bir kulaç bırakıp liderimizi paketimize koyacağız geriye. Buna ne bağlayacağız derseniz, biz biliyorsunuz arkadaşlar mafsallı ağırlıklarla avlanıyoruz. Ama önce bir tane klips bağlamak lazım. Bir tane klips bulursak. Şurada bir klipsimiz vardır çantamızda, bu gece avı yaptığımız çantamız. Bu Xsnap AC Lite modeli ama ben bunu biraz büyük buluyorum bu tür avlarda. Bir küçük klips bulacağım arkadaşlar, geleceğim şimdi. Devam edeceğiz. Biliyorsunuz böyle benim bir iğne ve klips kutum var. Buradan bir tane Spreal Clips Lite, şu arkadaşlar. Bunu bağlayacağım. Nasıl bağlıyorum? Şu şekilde. Bu klipsi daha önce kullanmışım. Neyse, geçirebildik aradan. Bir tane Uninot yapıyorum arkadaşlar. Bu Double Uninot denilen lider bağlama düğümünün Uninot'unu ben LRF'de iğne bağlarken, klips bağlarken mutlaka Uninot kullanıyorum. Çok kolay. Islatmadan takmıyoruz. Dişimizde ucunu tamamladık. Biraz ucunu bırakıyorum. Evet, klipsimizi şöyle taktık. Buna tabii kurşun takacağız. Bunun da neredeymiş? Kurşunlarımız da şöyle arkadaşlar. Gündüz hava olduğu için çok böyle pembe membeye gerek yok şu anda.
Belki takarız daha sonra ama şöyle gri renkte 2,5 gram mesela bir kurşun bulursam şuradan. Evet. Gri renkte 2,5 gram kurşunumuzu aldık. Bunlar da hazır. Bakın iğne kurşun bırakmışım. Kenarda dursun. Bir tane de iğne alacağız. Ne yapalım arkadaşlar? Bakın benim iğne kutumda 12, 18, 6'dır. Hadi biraz iri sahterlerle bugün başlayalım. 6 numara E-Plain Shank. Ben E-Plain Shank'ı arkadaşlar kullanıyorum ama yani en ucuz modelle dahi avlanabildiğimi göstermek için kullanıyorum. Yani tabii ki adet olarak çok fazla. Bu E-Plain Shank değil bu arada. Sport SL9 2BH. 2BH'ın özelliği arkadaşlar iki tane tırnak var şu üzerinde. Görüyor musunuz bilmiyorum. Yani MH14 E-Plain Shank en fazla adetli olan ama MH14'te biraz daha az adet var. Orada iki tırnak yok. Ama kaliteli iğne. Bakın şöyle mafsallıya geçiriyoruz. Klipsimizi çıkardıktan sonra mafsallarımızı tekrarlıyorum defalarca ama arkadaşlar piyasadakilerle karşılaştırmayın. Çok hızlı takılıp çıkarılabilir gördüğünüz gibi. Şöyle spiral klipsimizi de ucuna geçirelim. 0.14 de kullanabilirsiniz. 0.16 da kullan. Yani 1 kilo, 1.5 kilo lider çok fazlasıyla levrek avında yeterli. Arkadaşlar takım şu şekilde. Bakın 6 numara iğne 2.5 gram. Kurşun 3 gram da olur. Şu anda kamışımız hafif olduğu için 2.5 gram kullanıyorum ben. Evet. Şöyle takımımızı kurmuş olduk. 3,5 gram atarlı olduğu için arkadaşlar sahte ile birlikte maksimum değerini bulacağım ki biraz tarama yapabilecek mesafe edinebilelim. Şöyle arkadaşlar iğne takma yerine takarsak evet takım oluştu. Evet iddiamı fazla yapmayacağım arkadaşlar. Ben 183 santimle bugün şey yapacağım. Bu kamışı almayacağım yanıma. Şimdi fazlalık. Evet ne yapıyoruz arkadaşlar? Kurşunlarımızı alıyoruz, iğnelerimizi alıyoruz, liderimizi alıyoruz. Kullanacağımız sahteleri de alacağım. Baterimizi alıyoruz. İngilizcesi geliyor aklıma. Ve bir tane de yedek şeyimizi alıyoruz. Lider 016 var elimizde, yeterli bu. Bugün neyle avlanalım? Bir tantaları alacağım yanıma arkadaşlar. Ne yapsam yanıma sanıyorum şu makasını da alayım. Sanıyorum bugün yanıma yuş etlerimi aldım. Ohas diye yeni bir marka getirdik. Onun bazı modellerini deneyeceğim inşallah. İki tane baterimiz varmış. Bakın fazla batarya alıyorum ben. Şu tantamı alayım yanıma. Şuraya kurşunlarımı koyayım. Şurada da malzeme bölümü gördüğünüz gibi liderler, iğneler. Gayet güzel. Decathlon'un bu kutuları, paketleri. Evet. Yavaş yavaş hazırız. Tantanın büyüklerini almayacağım. Evet, sahte çok olunca biraz böyle oluyor arkadaşlar. Dağılıyor insan. Çok dağılmamak lazım ama. Evet, kutum buydu aradım. Burada da arkadaşlar U-Shed ve Whistle-Shed'ler var. Belki bir normal klasik ceketlere de geçelim. Bunu da yanıma alayım. Bunu da nereye koy? Aslında büyük kutu olsaydı yanımda süper olurdu. Ne yapayım? Hadi bu büyük kutuyu almayayım. Buraya girmeyecek çünkü. Şu tantaların arasına arkadaşlar. Kutunun hepsini almayayım ben. Birkaç tane Whistle-Shed koyayım şuraya. Morluyu da alayım. Birkaç tane U-Shed alayım şöyle. Bakın doğal renkler, parlak renkler tarama için. Mor renk, U-Shed, Whistle-Shed. Ve karamel arkadaşlar bakın catfish. Çok güzel sahtedir bu. Biraz catfish alalım. Bu kadar zaten fazla deneyemezsiniz arkadaşlar. Aşırı malzeme almamak lazım. Beyazı almayacağım. Yeterli bu kadar. Zaten balık kandırabileceksek buradan kandırırız. Kutumuzu da koyduk. Bunları hep kapatmayı unutmamak lazım. Yoksa
bir anda malzemesiz kalırsınız yolda. Evet, artık yola çıkıyorum. Yeter bu kadar anlatma. Evet, takımımız böyle arkadaşlar. Arkadaşlar, takımımız böyle bir şey oldu. Şu anda deli botumuz. Önce paletleri giyiyoruz. Suya çıkmadan önce dengesizlik olmasın diye. Şöyle kenara çekeyim. Paletlerimizi şöyle atıyoruz yine arkadaşlar. Sonra ayağımızı koyuyoruz. Şöyle görüyor musunuz? Şuradan klipsleri bağlıyoruz. Alıyoruz. Aynı şeyi diğer ayak için de yapıyoruz. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Acele etmeden kamışımızı elimize alıyoruz. Şöyle açıyoruz. Bu şekilde hafif suya doğru çekiyoruz. Botumuzu. Botumuzu oturuyoruz arkadaşlar şu şekilde. Sırtlığımızı yanlardan ayarlıyoruz. Şurada arkadaşlar bir önümüze aldığımız şöyle bir balık ölçerimiz var. Aynı zamanda işte çalışma alanımız oluyor. İğne takarken, sahte takarken bu bölümü kullanıyoruz. Yanında da sazancı dayılar var. Onların altına takılmadan açılacağız şimdi. Şöyle mesela altımızı koyabiliyoruz. Klipsimizi de taktık. Evet. Hazır arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş. Bakın şöyle. Kendimizi biraz ittikten sonra. Hava çok güzel bugün. Büyük çekince de olmayacak bir şey arkadaşlar. Rüzgarlı bir merhabası. Şöyle yavaş yavaş paletlerimizi sallaya sallaya arkadaşlar. İlerliyoruz. Biliyorum biliyorum. Gördüm. Sabancı abiler buradalar. Nasıl, balık var mı? Sen ne olmadılar benimle? Evet. Biz de ilk yemimizi takalım bakalım. Ne takalım, ne takalım? Demek ki yüş etlerle başlayalım mı arkadaşlar? Yüş etimiz şöyle. Mor renkle başlayalım isterseniz. 6 numara iğne kullandık arkadaşlar. Onun için 60 mm gayet uygundur 6 numaraya. 4 numara da olabilir. Zaten bu 50 mm mesela. Oltalarına takılmadan geçelim üstlerinden. Evet, geçtik sanıyorum. Şöyle arkadaşlar. 60 numara. Biz de şedimize 6 numara iğnemizi uyguluyoruz. 4 daha iyi olurmuş. Evet, şöyle bir sunum arkadaşlar. 2,5 gram. Kalanımızı ayarlıyoruz. Kamışımız kısa. Ama hani arkadaşlar sordular, dediler ki bu kısa kamıştı arkadaşlar. Ortalardan da geçilmiyor maşallah. Dibe bırakıyorum arkadaşlar. Dibe indi. Oltalardan geçilmiyormuş.
köşeye dönelim diyorlar. Köşeye dönelim. Evet arkadaşlar, bu işler böyle. Her mekanın bir şeyi var. Raconu var. Onlara uymak lazım. Şimdi dibe bırakabiliriz sanıyorum. Bu kadar açık da değillerdir. U-shed'imizi dibe bıraktık arkadaşlar. Yine dibe bırakıyorum. İpimiz de yeni açılıyor. Dün sardım. Şimdi şu tarafa doğru gideceğim arkadaşlar ve kıyı taraya taraya Mera'da sürüyü bulmaya çalışacağız. Tatlış levreğimizi umarım balığı bulabiliriz. Bir nevi sırtı yapıyorum arkadaşlar. Yani oltayı dibe bıraktım. Dibe yakın gidiyor. Eğer bir tatlış levreği ya da turna görürse zaten atlayacaktır. Mekanı geçerken en azından şey yapalım istedim. Değerlendirelim. Belki sürü buralardadır. Sürüyü kaçırmayalım istedim. Arkadaşlar bu hafta içerisinde Numura'nın Sensum diye bir ipini Instagram'da da paylaşmıştım. Taktım makinama, Siena 500'e. 2-3 tane de güzel gece avı yaptım. Iskorpit eşkin avı. Ama ip 3. avda, 2. ya da 3. avda tiftiklenmeye başladı. Tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Paranızı boşa harcamayın. Belki seriyi yanlıştı. Belki Numura bu işi becerememiş. Neyse. Ama hiçbir kalınlığını almamanızı tavsiye ederim. Onun yerine Japonya'dan deneme amaçlı getirdiğim Unitica vardı. 03P'yi. Genelde 03P'yi kullanıyorum. Onu taktım. Zaten kalitesi belli markalar almak lazım. Jaftma denilen videom var. Bu videonun üzerinde linki paylaşırım. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Japon ip üretim standartlarını belirleyen, kuruluşa üye olan üreticilerin iplerini kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Onlar standartlara uygun kalınlıkta ip üretiyorlar ve piyasaya sunuyorlar. Japonya'da kural bu. İyi markalar, o yüzden iyi marka. Ben de bir an önce şu sazancı dayıların arkasına geçip sazlı taramaya devam edeceğim. Yani sözünüzü Numura'nın Sensum'unu tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Balığı bulunca tekrar döneceğim size.